arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevgili miniklerimiz için güzel bir şapka çalışması yapacağız. Şapkamızı örmek için birden daha az ip e, kullandım. Şu kadar ipim kaldı. Yani çok rahatlıkla e, bir tane biraz daha büyük ölçülerde çıkabilecektir şapkamız ölçülerimize bir yaş grubu ya bir buçuk yaş her ikisi için de uygun olabilecek bir ölçüde ördüm Evet e uç kısımdan başladık yeterli ölçüye gelene kadar ördük birleştirdikten sonra yakalımızın ya omuzumuzun üzerine dökülen kısımlarımızı ördük daha sonra da gördüğünüz şu kulak çalışmalarımızın her ikisini de yaparak şapkamızı tamamladık şöyle arkasından bakalım şapkamızın elimdeki oyuncak bebek fazla küçük olduğu için bakınız e, omuzları göstermemekte tabi çocuklarımızın üzerinde çok çok daha şık ve güzel duracaktır bu çalışmamız. Evet kolay gelsin diyerek hemen şapkamızı örmeye başlayalım kolay gelsin. Evet dönem dönem yakınımızdaki mağazalara gelen iplerden aldık ve güzel bir şapka çalışması yapmak istiyorum. İpimi şöyle tanıyacak olursam ipim Ören Bayan'ın favori ipi. 100 gram ve 210 metreden oluşmakta biraz kalınca bir ip bakınız e, ee, iplerde bu boyuttaki iplere bakacak olursak genelde zaten 100 gram oluyor bu boyuttakiler küçüklerden bahsetmiyorum ee, buradaki ipimizin ince ve kalınlığını bize buradaki metre ölçüsü göstermekte bazılarında 100 gram 100 metre yazıyor o bayağı bir kalın oluyor bazılarında 100 metre 100 gram 80 metre yazıyor o biraz daha kalın oluyor 100 gram 210 metre o bir daha diğerlerinden ince fakat normal ördüğümüz bebe ipleri 100 gram, 350, 330, 300 metre civarında göstermekte, onlar daha ince kalmakta. İp alacağınız zaman renklerinin aynı olması bir şey ifade etmiyor öreceğiniz örgümüze göre arkasını çevirin şu şekilde 100 gramları zaten bu boyutların standart hemen metresine bakın öreceğiniz örgü için kalınlığı göz kararıyla bile ayarlayabilirsiniz buradaki metreden eğer 100 metre ise bayağı kalın 200 metre ona nispeten biraz daha ince olacaktır bazı yünleri 250 metredir daha önce ördüyseniz onlarla kıyaslayabilirsiniz Şimdi çok kalın olmayan ama yine de bebe iplerinden kalın olan ipimizle güzel bir şapka çalışması yapalım. sizlere de bir alternatif olmuş olsun bu iplerimizi değerlendirmek için. Evet beyaz bir ip aldım. %100 akrilik ip. Renk numarası ise sıfır Gördüğünüz gibi beyaz olduğu için Evet hemen e, zincirimizi çekerek örgümüze başlayalım. 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Şapkamızı örmek için ipimde kalın olduğu için gayet e, güzel bir şekilde kaldıracaktır. Zincirimizi çekerek başlayalım. 20 tane zincirimi çekmek istiyorum. Bakınız ipimiz kalın. Şu şekilde bir tane zincirimi çekmeden önce düğümümü attım ve devam ediyorum 1 2 3 4 5 rahat rahat çekiyorum 6 7 8 9 10 11 12 13. 20 zincirimi çektikten sonra bir iki tane daha ilave ediyorum bakınız 22 oldu tığımın başını doluyorum 1 2 3. gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum yandaki zincire tek seferde batıyorum Yeniden başını doluyorum. Tek seferde batıyorum hepsine. Başını doluyorum tığımın. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. İpi ince olan ya da daha büyük yaş grupları için örmek isteyen arkadaşlarımız Biraz da ördüğümüz boydan biraz büyük başlamak istiyorlarsa 4 tane daha zinciri çekerek fazlalaştırabilirler. Ya da ben bu sıramızı yaptıktan sonra santim olarak ölçüsünü vermek istiyorum. Ölçü ne kadar eksikse o kadar daha zincir çekerek ilave edebilirler. Çünkü el ölçülerimiz farklı olduğu için zincir sayısı vermek yanıltıcı olabiliyor. Şöyle bakalım bakınız. Hepsini örerek tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Dönüşümüzle birlikte 21. Saltım ölçüm 12. 12 santim. Hemen şurada kalıyor. Tam 12'nin çizgisine gelmiyor. Ama ördükçe açılacağı için bu rahatlıkla 12 diyebiliriz. Evet şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Aradaki minik yere giriyorum. Başını doluyorum. Çekiyorum. Başını doluyorum. Çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın, minik yerin içerisine. Tek taraflı batmıyorum. Her ikisine de birlikte batıyorum. Şöyle görelim. İpimiz de kalın olunca örmesi çok çok kolay olmakta. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Yine gördüğüm minik gözlerin her ikisine birlikte batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını dolayıp. İpiniz daha kalınsa zincirimizi azaltalım ince fazlalaştıralım. Kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Çalışmalarımızı sizlerle birlikte yapmaktan keyif alırız. Evet sona kadar ilerliyorum. En son batıyorum ve şöyle iki tane zincirimi çekip bırakıyorum. Ama öncesinde bakın birlikte kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. 21 tane trabzanımızı bu şekilde örerek biraz büyütelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Hiç farklı işlem yapmıyorum. Geçişlerde iki zincirimi çekiyorum. Hemen bitirdiğim en son trabzan üzerinden zincirimi çekiyorum. Arkayı döndürüp de çekebilirsiniz ama o zaman bükülebilir. Buradan daha rahat geçişimizi yaparsınız. Ve biraz büyütelim. Sayımızı artırmayalım. Eksiltmeyelim örmeyelim dikkatli bir şekilde 21 trabzan şeklinde örerek daha sonra görüşelim şapkam için yeteri kadar ördüm şöyle sayalım bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 sıra ördüm şöyle bakınız şu kısımdan Açık kalacak burası, bu kısmı da açık kalacak. Arkamızın şuradaki görmüş olduğumuz kısma biraz daha işlemimizi yapacağız. Şimdi ölçü olarak vermek istiyorum, yanıltıcı olmayalım. Tutuyorum. 38 santim. Bakınız, 38 santim. Şapkamızın bu ördüğümüz bölüm Şimdi ipimin olduğu yere geliyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bu kez dönüş yapmıyorum. Uzun kısmımızı örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen bulunduğum yere giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Tekrar bir sonraki yuvaya giriyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Burada şuradaki görmüş olduğumuz bölüme giriyorum. Bakınız. Birine bir, birine iki defa batıyoruz. Kıvamız hiç karışmasın. Bakınız bir ve iki. Buna bir. Şöyle gördüğümüz yere iki defa batıyoruz. Şimdi öreceğimiz yere bakın. Tam çukurun içerisine bir batıyorum. Hemen yanına sanki zaten yeri var. İki battım. Diğerine bakınız. Bir. Sıramızın sonuna kadar bir tane bir, bir tane iki olarak battık ve sıramızı tamamladık şimdi bir iki tane zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum yeniden batıyorum bakınız hemen dibine battım alt zeminde hazır olan yuvaların içerisine batıyoruz üst göze giriyorum Burası şapkamızın arka tarafını oluşturan bölümümüz olacak. Uca kadar devam edelim. Sıramın ucuna kadar geldim. Bir iki sıra ördüm. İki sıra daha örelim. Tamamlayalım. Şimdi üçüncü sıraya başlıyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Üçüncü sırayı örerek sonuna kadar gelelim. Daha sonra dördüncü sırayı örelim ve yeniden görüşelim. Bir uçtan diğer uca kadar örerek dört sırada tamamladık. Şimdi şu şekilde katlayalım ve birleştirme işlemimizi yapalım. Burası şapkamızın arkası olsun. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen çeviriyorum. İlk ilmeğimin olduğu yere giriyorum. Ve geçiyorum. Tekrar bu tarafa geçiyorum. Bakınız ilmek ilmek karşılıklı batarak ilerliyoruz. Buradan alıyorum. Diğer taraftan geçiriyorum. Buradan alıyorum. Diğer taraftan alıyorum. Sadece şu şekilde geçiriyorum. Alıyorum. Alıyorum. Sadece ipimi geçiriyorum. Buradan alıyorum. Karşıdan her ikisini birlikte alıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde arkamızın birleştirme işlemini yapalım. Şapkamızın arka kısmını tepe noktasına kadar ilerleyelim. Tepe noktamızı en son yere kadar ördüm. Bakınız şuradan başlamıştım uçtan. En son kısma geldim. Bakın şöyle hemen buradan da giriyorum. Ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. İpimizi kestim. Ve şimdi şu kısım tamamlandı. Bakınız şapkamız şöyle görelim. Çevirdim şapkamızı. İpimizin olduğu başlangıç yerimizden yeniden örmeye başlıyorum. Batıyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Ve her ilmeğimin olduğu yere bir defa batıyorum. Bir bakınız her ilmeği birebir. Boyun kısmına geçtik artık. Tepe kısmımızı tamamladık. Karşılıklı birer birer örelim. Bir defa başını doluyorum. Şapkamız çok kolay. Umarım hiç sıkıntı çekmeden severek örersiniz. Şuradaki yatay olarak ördüğüm yerdeyim. Çok fazla doldurmadan buraya da ilmeklerimi alıyorum batıyorum. Bir ileriye geçiyorum. Potluk yapmayalım burada. Çok fazla almayalım. Şöyle görelim bakınız. Ve devam ediyorum birebir olan bölümlerimi örmeye. Uç noktaya kadar ilerleyelim uç noktaya kadar geldim en son trabzanımı ördüm şimdi şapkamızı şöyle birleştiriyoruz artık şu şekilde şu kısmından birleştiriyorum batıyorum trabzanımın olduğu yere gelip atıyorum ilmeğimi içinden geçiriyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum bakın burada şu kısım yüzümüzün olacağı bölüm buradan itibaren ise boyun kısmımızın etrafını dolaşacağımız atlıkı gibi kullanacağımız bölümümüzü örmeye geçiyoruz ve buradan bağlantımızı yaptık bakın tepe noktasında şu şekilde arkadan birleştirmiştik şöyle görelim tepemizin üstünü yüzümüzün olduğu bölüm ve buradan da boynumuzun olduğu bölüm olacak. Yani bebeklerimizin boynunun olduğu bölümü atkı şeklinde aşağıya doğru çalışmaya başlıyoruz. Şimdi burayı birleştirdik. Yuvarlak halinde örmüyoruz burayı. Tam ortada yeniden ayırıyoruz. Bakın bu ilk birleştirme olduğu için geçişimi yaptım. Buraya gelince tekrar ayrılarak dönüşümüzü yapacağız. 3 zincirimizi çektikten sonra etrafına dolaşmaya başlıyorum. Bu ilk sıramız birer şimdilik batıyorum aralıklarla artışımızı yapacağız ama bu sıramızda yapmıyoruz başlangıç yerimize kadar örerek gelelim sıramızı buradan başlamıştık diğer uca kadar örerek geldim bir tane zincirimi çekmiştim ikinciyi ilave ediyorum tığımın başını doluyorum hemen dibine batıyorum bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir defa örüyorum. Bir sonraki trabzanıma bir ve aynı yere batıyorum. İki bir tek bir çift olarak örelim. Bir tane tek örüyorum. Diğerine bir ve iki. Bir sonrakini tek. Diğerini çift. Bir aynı yere batıyorum. 2 Bir sonraki trabzanımı tek. Sırada takip eden trabzanımı çift olarak örüyorum tek, çift, 1 ve 2, tek, çift, 1 ve 2. Şöyle görelim. Bakınız başlangıçta bir tane trabzanımı ördüm. Hemen yanına yine tek trabzanımı ördüm. Sonrasında başladım. Bakınız başta iki tane düz trabzanımız. Çift tek, çift tek, çift tek, çift tek olarak sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sonda yine iki tane tek olarak örelim. Sıramızın sonuna kadar bir tek bir çift olarak örüp ilerledim. Ve bakınız başlangıç noktamın yakınına kadar geldim. Şuradaki buradan başlamıştım. Diğer bitiş noktası. Buradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum. 1, bir, 2, ve son olarak başlangıcıma batıyorum 3 1 2 tane zincirimi çekiyorum ve yeniden örmeye başlıyorum hemen dibine batıyorum 1 2 3 3 tane yine tekimi ördüm dördüncü çift olarak örüyorum bir çift iki tek olarak örelim bu sıramızda bir iki tek bakınız şuradan bir iki üç tek ördüm çift İki tek bir çift. Bir ve iki. Ayrı ayrı. Ördüm bakınız. İki tek bir çift. Bir, iki. Üçüncüyü çift olarak örüyorum. Tekrar iki tane tek bir, iki, üçüncüyü çift. Şöyle görelim. 2 tek 3. çift 2 tek 3. çift olarak sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar artışlarımızı yaparak ilerledik. En son bakınız artışımı yaptım. Kalan ilmeklerimi 1 2 3 ve 4. örüyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Artık artış yapmadan dümdüz örüyoruz. Birebir üzerine örerek devam edelim. Birkaç sıra örelim. Şıpkamızı yeterli ölçü gelene kadar yan kısımlarını örmeye devam ettim ve en son tamamlayarak kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. 8 sıra ördükten sonra şapkamızın kenar kısımlarını birlikte çalışmaya başlayalım. Hem kız hem erkek bebeklere olacak bir çalışma olduğu için şöyle çok güzel bir yeşille devam etmek istiyorum. İlk trabzanın birleşme noktasına batıyorum şu kısma şuraya bakınız kenara. Ve buradan örmeye devam ediyorum. Şöyle batalım bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir ileriye gidiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir ileriye gidiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ileriye gidiyorum. Bir zincir, bir tane trabzan ileriye geçelim. Ve bu şekilde bütün trabzanlarımıza bir her birer batalım tane zincir, bir tane sık iğne şekliyle batalım. Bir zincir, bir sık iğne Şöyle ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Bir tane zincir çektim. Bir sık iğnemi ördüm. Gayet güzel bir çalışma oldu. Hemen üzerine devam etmek istiyorum. Şu şekilde ilk zincirimi çekip battığım yere Geliyorum ve bağlanıyorum. Tam boğaz kısmı aşağıdan bağlandım. Bakınız. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Yuvaya giriyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir, iki zincir. Bir, iki. İki tane zincir çekelim bir sonraki yuvaya batalım. 1 2 Şöyle görelim. İkişer zincir çekip başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Son noktaya kadar ikişer zincirimizi çekip her bir grubumuzun içerisine örerek geldim bakınız. En son batıyorum. Şu şekilde. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şuradaki başlangıç yerimizin olduğu yere geliyorum ilmeğimi geçiriyorum ilmeğimi geçirdim ilmeğimizi geçirdikten sonra ipimizi koparmayalım tam alta batalım tekrar ilmeğimizi aşağıya doğru kaydıralım bakın şu kısma doğru hemen bir iki tane zincir çektim batıyorum İlk olduğu için iki zincir çektim. Bakın burada ipimizi koparmadan aşağıya geçişimizi yaptık. Şuradaki ipimizi daha sonra içeriye gizleyelim. Bir tane zincir çekelim. Batalım. Bir zincir çekelim. Batalım. Bir zincir. İlk önce birer zincir çekerek batıyorum. Bir zincir batıyorum. Bir zincir. bir ve 2 zincir çekiyorum dönüşümde hemen bakınız boşluğun yanındaki ilk batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum boşluğa bir zincir bir atlıyorum araya boşluğa giriyorum her bir trabzanımıza bir tane giriyorum bakınız şu şekilde bir zincir çekiyorum her aralıkta bir tane sık iğnemizi yapıyoruz ve bir zincir bir zincir bir sık iğne Şuradaki geçişte eğer yapamazsanız kalın olur gibi olduysa koparıp şuradan yeniden başlayabilirsiniz. Bir tane zincir, bir atlıyorum ve diğer uca kadar örerek geliyorum. Başlangıç noktamıza kadar örerek geldim. Bir tane zincirimi çektim. Hemen araya şöyle giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Şöyle şu kısma girelim daha bağlantımız sağlam olsun. Şöyle girdim. 1 2 2 zincirimi çektim. Hemen ilk yuvanın içerisine batıyorum. 1 2 zincir bir sonraki yuvaya. Bu kez de bu uçtan diğer ucumuza kadar iki tane zincir çekelim ve bütün yuvalarımızın üzerine birer birer batarak ilerleyelim. İkişer ikişer batarak ilerliyorum bakınız. Zincirimi iki çekiyorum batıyorum. 1 2 batıyorum. 1 2 hemen bir zincirimizin olduğu yuvaların içerisine batalım. 2 ve batıyorum. Şöyle görelim bakınız. Bir uçtan bir uca kadar örerek geldim. Şöyle bütün kenarımızı tamamladık. En son bölümümüzdeyiz bakınız en son ilmeğimin olduğu yerdeyim hemen batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum ve buraya bağlantımı kuruyorum şöyle bakınız karşıya bağlanarak bir tane zincirimi çekiyorum boyun kısmını şu şekilde kapamış oluyoruz zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum Şapkamızın boğaz kısmında bu şekilde kenarlarını örerek tamamlamış oluyoruz. Bakınız gayet güzel oldu. İpimizi içeriye alalım. Bir de kulaklarımızı çalışmaya başlayalım. 6 tane zincirimizi çekelim. 1 şöyle düğümümü attıktan sonra 6 zincirimiz olduktan sonra başlangıç yerimize gelerek batalım. Bir tane minik halkamızı yapalım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimizin olduğu yöne doğru ilerliyoruz. İpimi de şu şekilde tutuyorum. 12 tane trabzanımı buraya örüyorum. Yuvanın içerisine ipimi de arkadan tutarak gizliyorum. sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımızı ördükten sonra 3 tane zincirimi çekiyorum karşıya birleşmiyoruz 3 zincir çekerek örgümün arkasını çeviriyorum kulağımızı örmek için tığımın başını doluyorum hemen dibine bakınız aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum İkili trabzan şekliyle diğer bakınız yuvaya giriyorum 12 trabzanımızın her birine ikişer defa batarak 24 tane trabzan sayısına ulaşıyoruz aynı yere batıyorum bakınız her birine ikişer defa battım Bir ikili trabzan şekliyle örmekteyim Sıra sonuna kadar ilerleyelim. 24 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24. trabzanımın üzerine 2, 3 tane zincir çekiyorum ve bütün trabzanlarımın üzerine birer birer batarak örüyorum. Her trabzanıma bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakın birer birer batıyorum. her trabzanımızın üzerine birer birer ördük ve tamamladık bir tane zincirimi çekiyorum ipimi buradan kesiyorum daha sonra içeriye alıp gizleyelim şu şekilde bükülmüş olması lazım artış yapmadığımız için diğer renkli ipimizi bir tane zincir çekerek alıyorum hemen tam ortadaki bölüme şöyle biraz sıkıştıralım bakınız ortayı kalan ipimizi sıkıştırdığımız zaman orta daha güzel bir şekilde kapanmakta. Hemen şu araya giriyorum. Burayı sabitliyorum. Tam ortaya. Şu iplerimizi daha sonra içeriye çekerek gizleyeceğiz ve sonrasında keseceğiz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra iki tane tırabzanın altına gidiyorum. Alıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Önce bir çektim. Bakınız bundan sonraki iki tane tırabzanımı alıyorum. 1 2. Yeniden batıyorum. 1 2. Yeniden batıyorum. 1 2. Şöyle batıyorum giriyorum çekiyorum 1 ve 2 ve hemen bakınız şuradaki yan kısma geçiyorum yan kısımda ise artık şöyle iki zincir çektikten sonra birinci trabzanla ikinci trabzanın birleştiği noktaya gelerek batıyorum ve uzatıyorum iki tane zincirimi çekiyorum şu şekilde birer tane atlayarak 1 2 batıyorum 1 2 1 şu ipimizi yarımlamayalım ikişer zincirimizi çekerek her bölümümüz için batışlarımızı yapalım şöyle görelim bakın şöyle devam edelim Evet bütün kenarına dolaşarak geldim en son başlangıç yerimize gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum. Ve zincirimi çektiğim yere tekrar geçişimi yapıp bir zincirimi çektikten sonra burayı sabitliyorum ve kesiyorum. Kulağımızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi e, dikme işlemine geçelim. Dikme işleminde şöyle içe doğru e, öncesinde büküp eşit bir şekilde şapkamızın tepe noktasında yerlerimizi belirledikten sonra ve işlemimizi yapacağız. Her iki tarafı eşit olarak ayarlayalım. Şöyle çalışalım bakınız. Tutalım şu şekilde. İşaretimizi takalım. Şu şekilde ayarlamamı yapıyorum baş bölgesinin yanına bir tanesi diğeri de tam karşısına gelecek yere işaretimi takıyorum ve şu kısımlara kulağımızı çalışmak istiyorum biraz daha şuradan geriye doğru çekelim tamamen zevkinize göre ayarlamalarımızı yapalım bu biraz daha geri gitti Evet şimdi dikme işlemine geçebiliriz şu şekilde ipimin geçirdim. Alttan dikişimi atıyorum. Kulağımızın toparlanmasını istiyorum. Şöyle bir tane daha atalım uca doğru. Evet şöyle kulağımızı toparladık. Şimdi işaretimin bulunduğu yere gelerek dikmeye başlıyorum. Ön kısma doğru. Kulağımızı yerleştiriyorum. Elimizi alarak bu noktaya sabitleyelim. Birkaç tane daha dikişimizi atalım. Bakınız kulağımızın şu kısımlara doğru da biraz dikişimizi atalım. Diğerini de aynı şekilde dikelim. Kulaklarımızın dikişinde yaptıktan sonra şapkamız şu şekilde tamamlandı. Bakınız gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım beğenmişsinizdir çalışmamızı. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.